bisiklet üzerine açılmış YouTube kanalları üzerine. Şimdi bildiğiniz gibi birçok kanal var arkadaşlar. İşte bu işe heves alıp bir kamera alıp bu işe girişenler var. Tabii bu işi profesyonel olarak yapan arkadaşlar da var. İşte iki teker bir adam geziniyor bisiklet kanalı. İşte Enes Şensoy Canavar Keşif'te. Yani bu saydıklarım şu an en bilinenleri tabii. Bunlar zaten bu arkadaşlar profesyonel olarak bu işleri yapıyor. İşte ürün inceleme olsun, gezi tur olsun. Ve yeni başlayan arkadaşlar var. Bu işe heves salan, bu işi yapmak isteyen, bu işe, bu yapıya bir tuğla koymak isteyen arkadaşlar var, samimi olan. Tabii bu işler birden hemen olmuyor arkadaşlar. Belli bir süre gerekiyor. Ha dedim mi, kanalı açtığınız gün işte bir video attıktan sonra 1000 abone olacak gibi bir durum söz konusu değil. Zamana yayılması gerekiyor. Yani ben 2015 yılının 15 Mayıs'ında aldım bisikletimi. Bu kanalı da 31 Mayıs 2015 tarihinde kurdum. Tabii benim bu kanalı kurmaktaki amacım yaptığım gezi, işte tur, ne bileyim inceleme. Gerçi bugüne kadar pek bir inceleme yapmadım ama genelde tur üzerine. Ben zaten kanalımın adını da o yönde zaten hazırlamıştım. Bisiklet yolculuğu diye. Yani bisiklet turu da denilebilirdi ama bir de benim kanalı açtığım zaman işte birçok isim alınmış. Yani kolay akılda kalabilecek isimleri ya domain adı alınmış ya sosyal medya hesapları alınmış. Yani o yüzden ben de hiç kullanılmayan bir isim tercih etmek istedim. Sosyal medya hesaplarını da alabilmek için. Yoksa işte sosyal medya hesaplarını alıyorsunuz bir hesabı, bir ismi. Ama domaini yok. Domaini başkası tarafından alınmış. Veya domainini siz boş buluyorsunuz, alıyorsunuz ama sosyal medya hesaplarının bir iki tanesi mutlaka alınmış oluyor. Bakıyorsunuz hesaplara, yani hesapları böyle aktif kullanan da yok. Almış duruyor yani, sanki satarım hesabıyla. Biri bir gün çıkar işte bunu ister, büyük bir firma veya büyük bir, ne bileyim, bu işi yapmak isteyen biri çıkar bir gün ister gibisinden hesapları almışlar, bekletiyorlar. Yani bu da hoş bir şey değil. Yani bu işi gerçekten seviyorsanız, içinizde bisiklet aşkı varsa, bu uğurda deyimi yerindeyse, yani baş koyup ilerliyorsanız bu işi, bu hesapları almak ve onları aktif bir şekilde kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde alıyorsunuz, kenarda duruyor. İşte bir ara bisiklet alırım hevesiyle. Ama sonuca bakıyorsunuz bomboş, hesabın içi bomboş. Yapılan bir şey yok. Ama işte arkadan gelen bir kişi güzel bir isim bulma konusunda zorluk çekiyor. Şimdi yabancı isimleri de ben tercih etmiyorum. Kanal konusuna gelelim tekrar. İşte dedik, birçok arkadaşımız bu işi profesyonel yapıyor. Yani gerçekten onları tebrik ediyorum. Bu işi gerçekten samimi bir şekilde yaparak bisiklet konusunda, bisikletin tanıtımı ve bisiklet kültürünün yaygınlaşması adına önemli işlere adım atıyorlar. Ve zamanla daha da büyüyeceklerini ben tahmin ediyorum. Bizim kanalımızda tabii işte beğenenler var, beğenmeyenler var. Şimdi bir video atıyorum bazen kanala. Bir bakıyorum 5 kişi beğenmiş, 1 kişi beğenmemiş.
Yani bu beğenmeyen kişiler zannediyorum hep aynı kişiler. Ya bana bir gıcıklıkları var, ya kanala bir gıcıklıkları var. Bu iş dışarıdan görüldüğü kadar çok kolay, basit bir iş değil. Yani hem bisiklet sürüyorsunuz, hem çekim yapıyorsunuz, hem konuşuyorsunuz, hem de konuşacaklarınızı düşünüyorsunuz. Videoları izlerken buna göre değerlendirin. Bizim sizden isteğimiz bu. Bizim bu işten inanın bir beklentimiz yok. Meşhur olma gibi bir derdimiz yok. Ha, büyüyor mu? Büyüyor. Video çektikçe, yükledikçe kanalın abone sayısı günden güne artıyor. Şu an 475-76'lardaydı. Yani zaman gelecek bu 1000 olacak arkadaşlar. 2000 olacak, 3000, 5000, 10000. Ne kadar kaliteli bu işi yaparsak, ne kadar iyi tanıtırsak, ne kadar iyi güzel videolar çekersek o öyle artar. Yoksa yani ben uydurup 2 video çekip atmaktansa daha kaliteli, bilgilendirici, bir özelliği olan videoları artık daha çok tercih edeceğim. Onları yükleyeceğim arkadaşlar. Bir de dikkat ediyorum arkadaşlar ben. Neye dikkat ediyorum? Mümkün mertebe küfür etmemeye. YouTube'da birçok kanal var ve küfürle para kazanıyorlar. Küfürle bu işi yürütüyorlar. Ana avrat dizgilerek bu işi yürütüyorlar. Yani hoş değil. Bunlar gerçekten olmaması gereken şeyler. Gerek yok yani küfürle kanalın abone sayısını yükseltmeye. Bu videoları 5 yaşındaki çocuk da izliyor, 20 yaşındaki bir genç de izliyor, 35 yaşındaki bir abimiz de izliyor, belki 65 yaşındaki bir amcamız da izliyor. Benim kanalımıza yüklemiş olduğumuz videoları yani her yaştan insan izliyor. Özellikle gençler izliyor. Küfür olmasın istiyoruz. Edeplice videolar çekelim istiyoruz.